Merhaba arkadaşlar, adım Esat Aydın, matematik öğretmeniyim. Bugün sizinle güzel bir yolculuğa başlayacağız. Yolculuğumuzun adı matematik. Çoğunuzun korkulu rüyası olan matematiğin aslında hiç de zor olmadığını size burada göstermeye çalışacağım. İlk konumuz doğal sayılar. Şimdi sizinle doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. Evet, doğal sayılar insanoğlunun matematiksel olarak ilk karşılaştığı kavramdır. Matematikçiler matematiğin doğal sayılarla, daha doğrusu saymayla başladığını söylerler. Çok eski çağlarda insanlar koyunlarını saymak için, ürünlerinin miktarını belirlemek için bir şeylere ihtiyaç duymuşlardır. Bu da sayılar kavramını ortaya çıkarmıştır. İhtiyaçtan doğan sayılar zaman içerisinde değişerek, gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Demek ki matematik aslında sayılarla başlar. Ve sayılar da doğal sayılarla başlar. Şimdi adı üstünde doğal, gördüğünüz gibi doğal. Yani doğada var olan, tabiatta, çevremizde karşılığı bulunan sayılar diye de düşünebiliriz. Şimdi doğal sayılar kümesini biz N harfiyle gösteririz. Bu sıradan bir N olmadığı için ben yanına bir çizgi koyuyorum şu şekilde. Yani süslüyorum ve kendisine de süslü N diyorum. Doğal sayılar bir küme oluşturur. Önce bunu söylemek gerekiyor. Elemanları olan geniş bir küme. Doğal sayılar kümesi 0 ile başlar. Bazen bunu 1 ile başlatanlar oluyor. Biz doğal sayılar kümesini 0 ile başlatıyoruz. 0, 1, 2, 3, nokta, nokta, nokta. Bu 3 nokta doğal sayıların devam ettiğini gösterir. Ne kadar devam eder peki? Vallahi istediğiniz kadar devam eder. Siz nereye kadar gitmek istiyorsanız doğal sayılar o şekilde devam eder. Şimdi bir doğal sayıya 1 eklediğiniz zaman başka bir doğal sayı elde ederiz. Bakın 0, 1 ekledim 1, 1 ekledim 2, 2 ekledim 3, bu şekilde devam eder. Demek ki doğal sayıları oluştururken önceki sayıya 1 eklenir. Burada şunu söylemek istiyorum. 1'in öncülü, 1'in öncülü diyoruz. Yani önündeki sayı 0'dır. 2'nin ardılı, yani ardındaki sayı 3. Bu öncül ve ardıl kavramlarını da söylemiş olalım. Doğal sayılar çevremizde çok kolay gösterilebilecek sayılardır. Tabii elimize alıp biri gösteremeyiz ama bunun yansımasını görebiliriz. Nasıl? Şöyle. Mesela bir tane elma. Bakın. Bu 1. Şimdi diyelim ki 2 tane çizgi çiziyorum. Bu da bize 2'yi veriyor. Peki işte 7 tane karpuz koyarsınız yan yana. O matematiksel olarak bize 7'yi gösterir. Peki 0 nedir? 0'ı nasıl göstereceğiz? 0'ı da şöyle göstereceğiz. Bakın. Bir şey yok burada gördüğünüz gibi. Boş. Yani 0 olmamayı gösteriyor. Bir tabak var düşünün, içinde hiç elma yok. Orada var olan elmaların sayısı 0'dır. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi doğal sayılar kümesi üzerinde bazı işlemler tanımlanmıştır. Biz bunlara 4 işlem diyoruz. Daha önce de bunları hep görmüşsünüzdür. Bunlar toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. En önemlisi de burada toplama. Çünkü toplama diğer işlemlerin de başlangıcını oluşturuyor. Şimdi sizinle toplama işlemine geçeceğiz. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu hep karıştırılır. Not diyorum. Size vermek istediğim küçük bilgileri not adı altında yazacağım. Şimdi rakam kavramı karşımıza çıkıyor. Rakam. Rakam.
Rakam ve sayı kavramları genelde karıştırılır. Ben çok öğrenciye sordum kaç rakam vardır diye, hep 9 dediler ya da çoğu 9 dedi. Hayır, 9 rakam değil, 10 rakam vardır. Şimdi rakam sayıları yazmak için kullandığımız işaretlerdir. Bakın bir tekrar söylüyorum, işarettir. Şimdi biz yazı yazmak için harfleri kullanırız. Matematikte sayıları göstermek için de rakamları kullanırız. Yani rakam denen şey işarettir. Ne işe yarar? Sayıları yazmaya yarar. Nedir bu rakamlar? Bakın yazıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Demek ki 10 tane rakam vardır. Yeryüzündeki bütün sayılar, bu rakamlar yan yana getirilerek oluşturulur. Yani böyle 10 tane olduklarına bakmayın. Yeryüzündeki bütün sayıları, virgüllü, virgülsüz, kesir, bütün sayıları bu rakamları kullanarak yazabiliriz. Lütfen burada sıfırın önemini de aklınızda tutun. Şimdi tek başına birken sonuna yazdığınız sıfır onu 10 yapıyor. Düşünün, kıymetsiz gibi görünen, varlığı temsil eden sıfır birin sağına gelerek bize birin 10 katını veriyor. Tam tersine eğer bir sıfırın soluna gelseydi, araya bir de virgül koysaydık, o zaman birin 10'da birini vermiş olacaktı. Ha, bunu daha sonra ondalık sayılarda anlatacağız. Ancak sıfırın yaşamsal önemini anlatmak için bu örneği veriyorum. Demek ki rakam işarettir. 10 tane vardır. Sayı ise farklıdır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela 6 rakamdır. Aynı zamanda 6 sayıdır. Bu. İkinci bir örnek vereyim. 37 bir sayıdır. 37 bir rakam değildir. İki tane rakamdan oluşuyor bakın. 37 rakam değildir. Şöyle bir genelleme yapmak mümkündür. Bütün rakamlar sayıdır ama bütün sayılar rakam değildir. Bunu da böylece söyleyelim. Şimdi toplama işlemine geçebiliriz. Doğal sayılarda toplama işlemi yine insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. İki koyunu olan çoban, üç koyun daha aldığında 5 koyunu ettiğini bilmek zorunda. Yarın koyunlarının eksik olup olmadığını bilmesi için tabii ki bir sayma yapması gerekiyor. Ortaya bir işaretin, ki biz buna sayı diyoruz, çıkması gerekiyor. Yani o hayvan sayısını bir şeylerle işaretlemek zorunda. Bunun için de sayıları kullanıyor ve toplama, dolaylı olarak da toplamayı kullanıyor. Biz de diyelim ki işte o 10 tane kalemimiz var, bunları sayıyoruz. Bunları sayarken aslında bir toplama yapıyoruz. 1, 2, 3 diye sayıyoruz. 1'e 1 ekliyoruz, sonra bir daha ekliyoruz. Bu şekilde bir toplama meydana getirmiş oluyoruz. Doğal sayılarda işlemlerin temelini toplama işlemi oluşturur. Basit bir örnekle. Bakın 3, 4 daha 7 diyorum. Tabii ki bunu hepimiz biliyoruz ama burada şunu söylemek istiyorum. Bu toplanan, bu da toplanan, bu toplam ya da sonuç diyebileceğimiz şey. Bakın toplananla toplanan toplanıyor. Ne buluyoruz? Toplamı buluyoruz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ben bir iki örnek yapmak istiyorum. Üç basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en küçük doğal sayıyı toplayalım.
Şimdi burada 3 basamaklı en büyük doğal sayı nedir? 999. 4 basamaklı en küçük doğal sayı nedir? 1000. Değil mi? Bakın bu şekilde yapıyoruz. Burada toplama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey aynı basamakların alt alta gelmesidir. Bakın birler basamağı, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. Bakın birler basamakları alt alta, onlar basamakları alt alta, yüzler basamakları alt alta. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bildiğiniz toplamayı yaparsak bakın bu şekilde 1999'u bulmuş oluruz. Lütfen kaydırmamaya dikkat edin. Eğer kaydırırsanız sonuç değişir. Doğal sayılarda toplamayı anlatırken basamak kavramını kullandık. Şimdi o yüzden basamak kavramından da kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlar daha önceki sınıflarda gördüğünüz konular, ben tekrar etmek istiyorum. Basit bir sayı yazıyorum. 1234 sayısı. Bunu basamaklarına ayırıyorum. Bu şekilde bakın. 4 birler basamağıdır. Birler basamağı. Bakın birler basamağı. Şu onlar basamağı. Şu yüzler basamağı. Bu binler basamağı. Burada her sayının değeri farklıdır. Değeri belirleyen şey basamaktır. Bakın bu 4 birler basamağında olduğu için bize 4'ü verir. Asıl değeri 4. Ama 3 için bunu böyle bir şey söz konusu değil. Bakın 3 onlar basamağında olduğu için 3'ün gerçek değeri 30'dur. Niye? Çünkü onun bulunduğu yer daha önemli bir yer. Daha büyük bir yerde, öyle söyleyelim. Onlar basamağında olduğu için 3 kere 10 30 bize 30'u veriyor. Bakın bunu şöyle yapalım. Çözümleyelim. Yani 1234 sayısını çözümleyelim. Çözümlemek demek sayıları basamaklarına ayırarak toplamaktır. Bakın 4 çarpı 1 artı 3 çarpı 10 artı 2 çarpı 100 artı 1 çarpı 1000. Bu şekilde biz ne yaptık? 1234 sayısını çözümledik. Yani parçaladık. Parçalarını ayırdık. Öyle de diyebiliriz. Bakınız bu 2 gibi görünüyorsa da asıl kıymeti nedir? 200'dür. Bunu da şöyle söyleyelim. Bakın 3'ün basamak değeri 3'ün basamak değerini ben söylemek istiyorum. 3'ün basamak 3 nerededir? Onlar basamağındadır, değil mi? Şimdi o halde 3 çarpı 10. Demek ki 3'ün basamak değeri kaçmış? 30'muş. Basamak değeri demek sayının olduğu basamaktan kaynaklanan değeri demektir. Şunu da söyleyelim. Mesela burada 1'in basamak değeri nedir? 1'in basamak değeri. 1 çarpı 1 nerededir? Binlerdedir, değil mi? O halde 1 çarpı 1000. Yani 1'in basamak değeri 1000'dir. Şimdi basamak değerinin yanında bir sayı değeri karşımıza çıkar. Sayı değeri adı üstünde. Sayının değeri. Neyse o. Bakın 4'ün sayı değeri. 4'ün sayı değeri 4'tür. 3'ün sayı değeri 3'tür. 2'nin sayı değeri 2'dir. Yani neyse o.
lütfen basamak değeriyle sayı değerini karıştırmayalım. Bir örnek vermek istiyorum. 7856 sayısında onlar ve binler basamakları yer değiştirse, yer değişse nasıl bir değişiklik olur? Sayımızda nasıl bir değişiklik olur? Azalır mı, artar mı? Ne kadar azalır, ne kadar artar? Sorumuzu dikkatli okuyoruz. Onlar ve binler. Soruyu çözerken bazı işaretlemeler yapmak işimizi kolaylaştıracaktır. Onlar basamağı 5, binler basamağı 7. Şimdi yer değiştirirsek 5 başa gelecek. O halde şu anki durumda sayı daha büyük. O halde bakın yazıyorum. 7856. Benim değiştireceğim yerlerini değiştireceğim iki sayı 5 ve 7'dir. O halde ben 5'i başa atmak istiyorum. 8'e karışmıyorum. 7'yi bu şekilde yazıyorum. Ve aradaki farkı sorduğu için çıkarma işlemi yapacağım. Fark deyince hep aklımıza çıkarma gelir. Bildiğiniz çıkarma işlemini yapıyorum. 6'dan 6 çıkarsa 0, 5'ten 7 çıkmaz. Komşudan 1 onluk alıyoruz, öyle diyelim. 15'ten 7 çıkarsa 8, burada kaldı 7. 17'den 8 çıkarsa 9, 6'dan 5 çıkarsa 1980. Ne oldu şimdi? Sayı böyleyken böyle oldu. Yani 7000'ten işte 5000 oldu. O halde küçüldü. Ne kadar küçüldü? 1980 kadar sayımız azaldı. Sayımız 1980 azalmış oldu. İkinci bir örnek yapmak istiyorum. 444 sayısı. Bakın 3'ü de 4. Ama 3'ünün de değeri farklı. Yani basamak değerleri farklı. Basamak değerinin önemini anlatmak için bunu söylüyorum. Basamak, bakın bunun basamak değeri 4. Bunun basamak değeri 40. Bunun basamak değeri 400. Siz bakmayın 4'ünün de 4 olduğuna. Her birinin yeri farklı. Bunları topladığınız zaman bakın 444 sayısını elde edersiniz. Başka bir örnek yapmak istiyorum. 17.966 sayısına kaç eklersek 25.341 buluruz. Toplamadan bahsederken çıkarma da doğal olarak işin içine giriyor. Çıkarma toplamanın tersidir. 3 tane kavun var. 2 kavun daha eklediğinde 5 tane kavun eder. Şimdi tersten bakalım duruma. 5 tane kavun var. İkisini aldığım zaman 3 kavun kalır. Bakın toplama ve çıkarma işlemleri aynı yola bir düz gitmek de tersinden gelmektir. Öyle bakalım olaya. Ben bu sayıya bir şeyler ekliyorum. Bu sayıyı buluyorum. O halde aslında bana sorulan iki sayı arasındaki farktır. Fark olunca çıkartıyorum. 25.341, 17.966. Çıkarmamızı yapıyoruz. 11'den 6 çıktı 5. 3'ten 6 çıkarsa, 13'ten 6 çıkarsa 7. 12'den 9 çıkarsa 3. 14'ten 7 çıkarsa 7. Hep komşudan aldık bakın. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu şekilde 7.375. Şimdi toplamanın özelliklerine bakacağız. Doğal sayılar kümesi üzerinde toplama işleminin bazı özellikleri var. Bu özelliklerden bahsedeceğiz.
Birinci özelliğimiz kapalılık özelliği. Kapalılık özelliği şudur. İki doğal sayıyı topladığınızda sonuç yine bir doğal sayıdır. Bu doğal bir sonuç aslında, değil mi? Şimdi bakın, mesela 3 elemanıdır doğal sayılar kümesinin. Aynı şekilde 4 de elemanıdır doğal sayılar kümesinin. 3 ile 4'ü topluyorum. 7 yapıyor. O da doğal sayılar kümesinin elemanı oluyor. Bir küme çiziyorum. Doğal sayılar kümesi diyorum buna. 0, 1, 2, 3 şeklinde devam ediyor bakın. Doğal sayıların hepsinin var olduğunu düşünün burada. Ben buradan herhangi iki sayı aldığımda topluyorum, sonuç yine bu kümenin içinde. Yani bu küme kapalı. Bu küme kendine yetiyor. Toplama söz konusu olduğunda doğal sayılarda dışarıda eleman kalmıyor. Yani herhangi başka bir elemana ihtiyacı yok. Bakın, diyelim ki 78'de 39 aldınız. Toplayın. Sonuç yine bir doğal sayıda, yine bu kümede. Bu 3 nokta bize bu gidişatın devam ettiğini gösterir. Yani küme kapalıdır. Dışarıya sızdırma yapmıyor. Kapalılık aklınızda böyle kalsın. Kapalı lafının anlamı bu. Küme kendisine yetiyor. Dışarıdan herhangi bir elemana ihtiyacı yok. Bu şekilde. Bunu geçiyoruz. Hemen ikinci özelliğimiz değişme özelliği. Bunun da adı üzerinde, değişme özelliği, değişebilme özelliği. İki doğal sayıyı toplarken yer önemli değildir. Yani doğal sayıların yerini değiştirirseniz de sonuç değişmez. Bakın, 3 artı 8 eşittir 8 artı 3. Yerleri değiştirirsek herhangi bir değişiklik olmaz. Sınıfta oturuyorsunuz, ben saydım sizi, sonra siz yer değiştirdiniz, ben sizi yine saydım, sonuç değişmez. Ya da kızlar bir yerde, erkekler bir yerde, sonra bunlar yer değiştirsin, yine sonuç değişmez. Yani toplam öğrenci sayısı sabit bir sayıdır, değişmez. Demek ki doğal sayılarda toplama söz konusu olduğunda, altını çiziyorum, başka bir işlemde bu olmayabilir ki çıkarmada bu yoktur. Toplamanın doğal sayılarda değişme özelliği vardır. Şimdi bunu şöyle bir örnekle söylemek istiyorum. 3 artı kutu eşittir 7 artı 3. Kutunun yerine kaç gelmelidir? Niye? Soru bu. Şimdi bakın, bir eşitlik söz konusu halde sağ taraf sol tarafa eşit. Burada 3 var, burada 7 ve 3 var. O halde burada eksik olan şey 7'dir. Gayet basit bir biçimde şöyle yazıyorum. Demek ki kutu yerine ne gelmeliymiş? 7 gelmeliymiş. Niye? Değişme özelliğinden dolayı. Değişme özelliğinden dolayı. Üçüncü özelliğime geçiyorum. Birleşme özelliği. Birleşme, birleşebilme özelliği. Bu özellik çok işe yarayan bir özelliktir. Şimdi önce ne olduğunu söyleyelim. 1 artı 2 artı 3. Demek bu toplamayı yapacağım. Bu toplamayı yaparken istersen önce 1 ile 2'yi toplarım. İstersen 2 ile 3'ü toplarım önce. Hangisini istersen bunu yapabilirim. Bakın, tekrar söylüyorum. Birleşme özelliği şudur. İstersen önce bu iki sayıyı toplarım, sonuca şunu eklerim. Ya da ikinci ve üçüncü sayıyı toplayıp birinci sayıyı onlara eklerim. Yani istediğim gibi sayılarla oynayabiliyorum. İstediğim gibi birleştirebiliyorum. Lafın anlamı o. Birleştirebiliyorsunuz sayıları. Yine bu toplama da var. Başka bir yerde olmayabilir. Bu şekilde birleştirebiliyorum. Bu bize çok kolaylıklar sağlayan bir özelliktir. Ben bir iki örnek yapmak istiyorum. 76 artı 33 artı 9.
eşittir 76 artı, şöyle bir kutumuz olsun, artı 9. Kutunun yerine ne gelmelidir, ne de. Baktığınız zaman 3 tane sayımız var, toplama söz konusu. Burada da yine 3 sayı var, birini bilmiyoruz. Eksik olan sayımız nedir bakın? 76 var, 9 var, ne yok? 33 yok. Ha, demek ki kutu yerine de 33 geliyor. Birleşme özelliğinin ne kadar çok işe yaradığını ben size bir örnekle göstermek istiyorum. Şimdi 97 artı 38 artı 3. Bu toplamayı yapın dediler. Kafadan da bunu yapabiliriz. Kafadan yaparken aslında farkında olmadan birleşme özelliğini kullanıyoruz. Ya da kullanırsak çok faydalı olur. Zamandan tasarruf sağlamış oluruz. Bakın burada hangi iki sayıyı toplamak kolaydır? 97 ile 3 değil mi? Çünkü 97 3'te hemen 100, bunu biliyorum. 100 güzel bir sayıdır, yuvarlak bir sayıdır. Onunla toplama yapmak kolaydır. Şimdi 97 3 daha 100 yapar. 38 eklediğinizde hemen ne oldu? 138 oldu. Olay bu kadar basit. Bakın 138. Başka bir örnek söylemek istiyorum. 196 artı 71 artı 14 artı 19. Bu toplamayı yapmak istiyorum. Tabii ki yaparsınız bunu alt alta ya da makineyle ama biz hani amacımız burada bunu hızlı yapmak. Hatasız hızlı yapmak. Şimdi şu iki sayıyı toplamak basittir. 196 ile 14'ü toplarsanız bakın şu 4'ü ekledik 200 oldu. Bir de 10'umuz var. Hemen bunu 210 olduğunu söyleyebilirim. Bir de bakın burada da bunları böyle sepete koydu. Burada da ters bir sepet de olsunlar. Düz sepet, ters sepet. Bakın bu 1'i eklerseniz 9'a 20 yapar. Bir de 70 var, 90. Bakın çok hızlı bir biçimde sonucun 300 olduğunu söyleyebiliriz. Birleşme özelliği toplamada hızlı olmak açısından oldukça faydalıdır. Şimdi başka bir özelliğe geçiyorum. Etkisiz eleman. Etkisi olmayan eleman. 7 artı 0 eşittir 7. Bakın 0'ın burada herhangi bir etkisi yok. 7'ye 0 eklediniz, sonuç yine 7. Ya da 0 artı 5 eşittir 5. Bakın yine 0'ın burada değeri yok demek istemiyorum. 0'a haksızlık etmiş oluruz ama etkisi yoktur. Ha, çarpmada çok büyük etkisi var. Böyle ortalığı dağıtıyor sıfır çarpmada, değil mi? Onu göreceğiz biraz sonra ama burada herhangi bir etkisi yok. O yüzden biz buna etkisiz eleman diyoruz. Bir örnekle hemen bunu geçmek istiyorum. 17.867 sayısına bir şey eklemişiz. Sonuç 1700. 17.867 olmuş. Bakın aynı sayı gördüğünüz gibi. O halde eklenen sayının değerinin etkisinin olmaması gerekiyor. O halde nedir? Sıfırdır. Demek ki soru işareti yerine sıfır gelmelidir. Örnek üzerinde size bir konuyu anlatmak istiyorum. Toplama şöyle diyelim. İlk 5 rakam için toplama tablosu oluşturalım. Tablo kelimesi çıkıyor karşımıza. Şimdi hemen çizerken anlatayım. Bir tablo çiziyoruz. Sütunları ve satırları olan bir tablo. Bakın bunlar satırlardır. 1, 2, 3, 4, bize 6 tane lazım. Şimdi sütunlarımı çiziyorum. 1, 2, 3,
4, 5 ve 6. Toplama tablosu diyor. Toplama olduğunu şöyle belirtiyorum bakın. Toplama işlemi söz konusu, onu belirtiyorum. Şimdi burada ilk 5 rakam dediği için 0, 1, 2, 3, 4. İlk 5 rakam deyince 5 varmış gibi zannediyoruz ama ilk 5 rakam içinde 5 yoktur. Lütfen dikkat edin. 0, 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde bu tarafa da satıra yazdım. Sütuna da yazıyorum. 0, 1, 2, 3, 4. Sonuçları beyaz tebeşirle yazacağım. Burada 0 ile 0'ı topluyoruz. Bakın 0. 0, bakın 0 ile 1'i. Buradan 0 geliyor. Buradan 1 geliyor. Sonuç 1. 0 geliyor. 2 geliyor. 2 bakın. Buradan bir kamyon geliyor. Buradan bir kamyon geliyor. Kamyonların kaza geçirdiği yer. Kaza yeri neresi? Ah şurası. Bakın. Buradan geldi. Buradan geldi. Tabii kaza olmasını hiç istemeyiz ama aklınızda kalsın diye böyle söylüyorum. Şimdi 0 ve 3'ün çarpıştığı yer burası. Toplama anlamında çarpıştığı yer, dikkat edelim. 0, 4 daha. 4. Bu şekilde hızlı bir biçimde ben tabloyu doldurayım. 1, 2 bu şekilde. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 7, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın biz burada toplama tablosunu yapmış olduk. Bu da sorularda karşımıza çıkıyor. Tablo yaparken önce satır ve sütunlarımızı belirliyoruz. Ne üzerinde, hangi sayılar üzerinde toplama yapacaksak onları belirtiyoruz. Sonra toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi yeni bir başlığa geçelim. Çarpma işlemi. Çarpma işlemi. Hızlı bir biçimde bunu anlatalım. Çarpma işlemi aslında bir toplamadır. Nasıl bir toplamadır? Hızlı bir toplamadır. Bakın, diyelim ki 5 masa var, her birinde 3 insan var. Ben kaç insan var diye merak ediyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, nokta nokta 15. Bu zahmetli bir iştir. Hele bir de 3000 insan olduğunu düşünün. Bunu hesaplamak oldukça zaman alır. Bunun yerine kısaca gruplandırarak bir işlem yapabiliriz. İşte bu işleme de biz çarpma diyoruz. Bakın şöyle, hep elma çizmek kolay olduğundan herhalde hep elma deriz. Bakın, elmalarım kötü olduysa kızmayın lütfen. Bakın kaç elma oldu? 3, 6, 9 elma. Şimdi bunları tek tek saymaktan ziyade şöyle gruplandırırsak daha kolay olur. Bakın 3 tane 3 var. 3 çarpı 3 ne yaptı? 9 yaptı. 3 artı 3 artı 3 eşittir 3 çarpı 3'tür. Artık şu çarpma işaretini kullanırken bunun yerine biz şunu kullanacağız. Lütfen dikkat edelim. Nokta. Biz artık büyüdük değil mi? O yüzden bunun yerine bunu kullanıyoruz. Bakın şu nokta çarpma anlamına geliyor. Bundan sonraki yazışlarımızda bunu kullanacağız. 3 kere 3 9'u veriyor. Bakın sonuç aynı. Demek ki çarpma aslında toplamanın kısa yoluymuş. Öyle diyebiliriz. Şöyle söyleyelim. 8'er kişilik 9 masanın olduğu lokantada en çok kaç kişi yemek yiyebilir? Kaç kişi yemek yiyebilir? En çok dediği için masaların tamamını dolduracağız. Yani kapasitemiz ne kadarsa onu dolduracağız. 8'er kişilik 9 masa olduğundan
9 defa 8'i toplamaktan ya da 8 defa 9'u toplamaktan daha kolay olan şey 9 ile 8'i çarpmaktır. O halde 9 çarpı 8 eşittir 72 kişi diyeceğiz. Çarpma bize büyük kolaylık sağlıyor. Bu şekilde. Şimdi çarpmanın özellikleri var. Bunu da hızlı bir biçimde anlatayım size. Toplamada özelliklerden bahsetmiştik. Şimdi çarpma söz konusu. Kapalılık özelliğini anlatmıştım. Burada da o söz konusu. İki doğal sayının çarpımı yine bir doğal sayıdır. Bakın 8 8 doğal 8 doğal sayıdır bakın. 4 de doğal sayıdır. 8 ile 4'ü çarparsanız 32'dir. O yine bir doğal sayıdır. Kapalılık özelliği bu. İki sayının çarpımı yine bir doğal sayıdır. Neymiş bu? Kapalılık. Kapalılık. Demek ki doğal sayılar kümesi çarpma işlemine göre kapalıdır. Bunu söyleyebiliriz. İkinci örneğimiz, ikinci özelliğimiz değişme özelliği. 3 çarpı 4 eşittir 4 çarpı 3'e. Değil mi? Sonuç değişmez. Sayıların yerinin değişmesi sonucu değiştirmiyor. Bu şekilde. Birleşme de var. Toplamada vardı. Burada da birleşme özelliği var. 7, 3, 2. Bunları çarpıyorum. İstersen şöyle çarparım. Böyle çarpma işlemi yaparım. İstersen şöyle yaparım. Sonuç değişmez. Bakın. 7 kere 3, 21 çarpı 2. Acaba eşit mi? Acaba eşit mi? Soru işareti koydum üzerine. 7 çarpı 6. Bakınız. 21 kere 2, 42. 42. Burada da 7 kere 6, 42. Artık soru işareti ortadan kalktı. Sonuç kesin. 42, 42'ye eşit olduğundan birleşme özelliği vardır diyebiliriz. Demek ki bu da neymiş? Birleşme. Başka bir özelliğimiz etkisiz eleman özelliği. Toplamada da vardı bu. Dikkat edin. Neydi toplamada etkisiz eleman? 0. Şimdi çarpmada ne bakalım? 4 çarpı 4'ü neyle çarparsanız sonuç yine 4'tür. 1. Güzel. Demek ki 4 kere 1 4. Bakın burada 1'in çarpmaya bir etkisi olmadı. Sonucu değiştirmedi 1. Bırakın değiştirmeye hiç etkisi olmadı. Şöyle de yazabiliriz bunu. 1 çarpı 7. Bakın o da 7 yaptı. 1 işleme girdi ancak sonuç üzerinde herhangi bir etki göstermedi. Demek ki çarpmanın etkisiz elemanı 1'dir. Etkisiz eleman kaçtır sorusu yanlış bir sorudur. Niye? Çünkü hangi işlem söz konusuysa orada etkisiz eleman değişiyor. Şimdi toplamanın etkisiz elemanı kaçtır diyebilirsiniz. Çarpmanın etkisiz elemanı kaçtır diyebilirsiniz. Ama etkisiz eleman kaçtır diye bir soru olmaz. Dikkat edelim. Çarpmanın etkisiz elemanı demek ki 1'dir. Bu. Diğer bir özellik. 9 sayısını bir şeyle çarpıyorum. Bir sayıyla çarpıyorum. Sonuç 0. Bakın bir sayı geldi ortalığı duman etti. Sıfırladı. Nedir o halde o sayı? 0. Bakın 0 9'u yuttu. Ya da 0 çarpı 5 eşittir yine 0. Bakın 0 söz konusu olduğunda ortada sayı kalmıyor. Bir tek kendisi kalıyor. Bencilce bir tutum aslında ama. O halde demek ki çarpmada 0 yutan elemandır. Yutan elemandır. Bu şekilde.
Bir örnek yazacağım. 37 çarpı 81 çarpı 96 çarpı 0. Şimdi bu 0 geldiği zaman bakın şunları çarpmanızın hiçbir anlamı yok. Sizi kandırmak için bazen testlerde böyle şeyler verirler. Öğrenci başlar bunları çarpmaya. Hayır. 0 görüyorsanız çarpmada hemen sonuç 0'dır diyebilirsiniz. Bu kadar basit. Başka bir özellik. Bu özelliği yeni duyuyor olabilirsiniz. Bu özelliğimiz dağılma özelliği. Neyi dağıtıyoruz? Niye dağıtıyoruz? Çarpmayı toplama üzerine dağıtıyoruz. Bakın, hemen örnekle anlatmak istiyorum. 5 çarpı 3 artı 2. Bu işlemi çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Önce parantezin içini toplarsınız, çarparsınız. Burada bir özelliği söylemek istiyorum. Bakın, burada çarpmayı toplama üzerine dağıtıyorum. Bakınız, bunu bununla çarpacağım. Sonra bunu bununla çarpacağım. Ve bu çarpmaların sonuçlarını toplayacağım. Bakın, 5 çarpı 3. 5 çarpı 3 artı 5 çarpı 2. Şöyle parantez içinde bunları göstermek daha güzel olur. Bakınız bu şekilde 5 kere 3 15, 5 kere 2 10, sonuç 25. Demek ki çarpmayı toplama üzerine dağıtıyoruz. Bu ilerleyen derslerimizde de 7. sınıfta, 8. sınıfta da çok işinize yarayacak bir özelliktir. Lütfen dikkat edelim. Bu şekilde dağıtıyoruz. Çıkarma için de aynı şey söz konusudur. Bakın, küçük sayılar veriyorum çok uğraştırmamak için sizi. 6-4 böyle bir şey. Ne yaparsanız bunu bununla çarparsınız, bunu bununla çarparsınız. Hemen sonucu yazabilirsiniz. 7 kere 6, 42. 7 kere 4, 28. Şimdi çıkaralım. 12'den 8 çıkarsa 4, 3'den 2 çıkarsa 1. Sonuç 14 oldu. Dağılma özelliği de çok işe yarayan bir özellik aslında. Bütün bu özellikler ihtiyaçtan doğmuştur. İşleri kolaylaştırmak için kullanılırlar, kullanılmışlardır. Şimdi 18 çarpı 21. Bunu çok rahat yapabilirsiniz alt alta yazarak. Ama çoğu değişim. Başka bir şekilde yapacağız bunu. Farklı bir yerden bakacağız. Eşittir diyorum. İlk örnek olduğu için biraz uzatacağım. 18 çarpı 21 demeyeyim de 20 artı 1 diyeyim. Bakın hızlı bir biçimde yazdık. Şimdi şöyle yapacağız. Biliyorsunuz artık çarpıyorum. Çarpıyorum. Bakın 18 ile 20'yi çarparsam 360. Bir de 18 var. Ne yaptı? 378. Ben günlük hayatta bu özelliği çok kullanıyorum. Çok işime yarıyor. Başka bir özellik söyleyeyim size. Mesela 35 çarpı 37. Böyle bir işlem yapalım. Eşittir diyorum. 35 çarpı, şimdi 37 demeyeceğim. Ne diyeceğim? 40-3 diyeceğim. Bu işimi kolaylaştır. Hemen devam ediyorum. 2 tane 35 70 yapar. Bir de 2 tane daha var. 140. 1400 eksi 105. Çıkartırsak ne olur? 1295. Bize büyük kolaylıklar sağlayan bir işlemdir. Bunu kullandıkça, siz hızlandıkça, üst sınıflara geldikçe bu özellik daha çok işinize yarayacaktır. Bakın, son bir örnek vereyim bu konuyla ilgili. 15 21 eksi 13. 15 çarpı 21 eksi 15 çarpı diyelim ki A. Burada bize A nedir diye soruyor. Niye? Ne yapmışız bakın?
15 ile 21'i çarpmışız. Doğru, parantez içinde göstermek daha faydalıdır. Ortalık karışmasın. Sonra da 15 ile 13'ü çarpıyorum. Yani A 13'müş. Bakın şöyle yapayım. Demek ki A yerine 13 gelmelidir. Doğal sayılarda toplama, çıkarma, çarpma işlemlerini, bölme işlemlerini yaparken bir sırayla gitmek durumundayız. Belirlenmiş bir sıra vardır. Biz buna işlem önceliği diyoruz. Bazı işlemlerin önceliği vardır. İşlem önceliği diyorum. Örneklerle hemen başlayalım. Birinci örnek. 3 artı 4 çarpı 2. Evet, kaçtır bunun cevabı sizce? 3, 4 daha 7, 2 ile çarparsanız 14 değildir. Bakın tekrar söylüyorum, bu sorunun cevabı 14 değildir. Nedir peki? Şimdi işlemlerde çarpmanın önceliği vardır, bölmenin önceliği vardır. Burada ne var? Çarpma var. O halde çarpma önceliklidir. Durum acil, o yüzden şöyle aciliyeti belirtiyorum bakın. Önce o yapılacak. O halde 3 artı 8. Demek ki 11. Bu. Ha. İkinci bir örneğe geçelim bakın. 4 eksi 7 bölü 7 mesela. Ya da 14 olsun. Fark etmez. Eşittir. İşlem önceliği bölmededir burada. Acil bir durum söz konusudur. O halde 14, 7'yi 7'ye bölerseniz bir sonuç 13'tür. Demek ki işlem önceliğinde ilk önce varsa parantezin içi yapılır. Varsa parantezin içi yapılır. Ben bunu söyleyeyim. İşlem önceliği. Birinci öncelik parantezin içi. Sonra çarpma ve bölme. Sonra toplama ve çıkarma. Ben bunu şöyle öğrenmiştim küçükken. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Çebeteçe. Çebeteçe kuralı diyorduk biz buna kendimize. Bu şekilde öncelik çarpma, bölme, toplama ve çıkarmada sırasıyla gidiyor. Çarpma ya da bölme hangisi varsa, peki ikisi varsa, şimdi onu hemen örneklendireyim. Bakın çarpma da var, bölme de var. Hangisini önce yapacağız? Hangisi önce ise? Başlıyorum. Bakın önce çarpma mı var? O zaman önce o yapılacak. Bu da yapılacak. Bu şekilde. 6'ya karışmıyorum. Yazdım. 3 kere 2, 6. 6'da 2, 3 kere var. Sonuç 15'tir. Bakın bu altını çizme işi oldukça kolaylaştırıyor işlemi. Ona da lütfen dikkat edelim. Başka bir örneğe geçiyorum. Bakın. Bol bol 9 var soruda. Toplama var, çıkarma var, çarpma var, bölme var. Hiç parantez yok. Eşittir. Bakın. Önceliğimiz çarpma, bölme. Önce çarpma demiyorum bakın. Çarpma ve bölme önceliklidir. Yangında ilk önce bunları kurtaracaksınız. Öyle düşünün. O halde kurtarıyorum. 81 artı 1 eksi 9. Eşittir. 82'den 9 çıkarsa ne yapar? 73 yapar. Bir de biraz parantezden bahsedelim. Parantez. Örnek üzerinde anlatmak istiyorum. 7 eksi 2 artı 6 eksi 3 gibi bir şey. Basit. Şu çarpma olsun hatta. Şimdi parantezler bize yol gösteren işaretlerdir. Önce neyi yapacağımızı söylüyor bize. Eğer olmazsa ortalık karışır. Bakın. Demek ki önce ya muhafaza ediyor, koruyor. Diyor ki önce bunu yap. Bunu yaparken bunu görme.
Tamam, tamam diyorum. 7'den 2 çıkarsa 5. Artı 6 kere 3, 18. Buradan da sonuç 23 çıkar. Demek ki parantez bize yolu gösteriyor. Hangi işlemi yapacağımızı bize söylüyor. Bakın, başka bir örnek yapalım. Bu sefer iki parantez iç içe olsun. Basit sayılar kullanıyorum. Eşittir diyorum. Bakın. Başladım. Önce şu parantezin içi, büyük parantezin içi yapılır. Yani ben ona demir kapı diyorum. Önce demir kapımızın içini halledeceğiz. Bakın. 1 artı demir kapıyı açtım. İçeri girdim. Bunlar odaların kapıları. Orayı temizliyorum. Toparlıyorum. Yani işlemi yapıyorum. 12. 2'den 1 çıkarsa 1. Demir kapımızı kapattık. Bakın küçük parantezler ortadan kalktı. İşin bitince atıyorum onları. 1 artı 12'de 1. 12 kere var bakınız. O halde sonuç 13. Son bir örnek yapmak istiyorum. Böyle. Arada toplama olsun. Kapattık. Eşittir diyorum bakın. Gayet sakin bir biçimde dikkat etmemiz gerekiyor, o kadar. Hiç zor değil. Demir kapıyı açtım. İçeri girdim. Birinci odamı toparladım. Yani işlemimi yaptım. 13 artı 9'da 3. 3 kere vardır. Bu da ikinci odamızı hallettiğimizi gösteriyor. Bu şekilde. Burada bir parantez unutmuşuz. Kapattım. Artı. Bakın o bana söylüyor. Diyor ki kapat. Kapattım. Artı yaz diyor. Artı yazıyorum. Bir daha aç diyor. Çünkü içinde halletmemişsin diyor. Hallet diyor. Tamam diyorum ben de. Şimdi 7. İşlemde konuşuyoruz aslında biz. Ya o bize diyor ki şunu şunu yap. Biz de onun dediğini sakin biçimde yapıyoruz. Bu. Eksi 1, 5 daha 6. Kapattım. Bakın küçük parantezler ortadan kayboldu. Büyükler kaldı. Eşittir. 16 artı 1, 17.